Evet, çaylarınız. Buyurun efendim. Size de afiyet olsun. Asuman. Çalışma azminiz gözlerimi yaşartıyor. Bu ne çalışkanlık? Yani tamam, burada bir kariyer hedefim yok ama iş işte. Boş durmamak için çalışıyorum. Ablasının güzeli. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum ablacığım. Yani o mevzular kapandı, geçmişte kaldı. Oh, ablacığım. Sen iyi misin bugün? Yani böyle bir değişiklik var sanki sende, sarılmalar falan. Hayat çok güzel Asuman. Sen de bir tatlı gözüktün bugün gözüme ablacığım. Aa, oh. Abla ne yapıyorsun böyle müşterilerin yanında ya? Aman şu kadar çıktın kızım, sen doğduğunda şu kadar çıktın. Elime doğdu. Abartma istersen. Abartma mı? Asumancığım sen zırıl zırıl ağlıyordun, ben ağzına emzik veriyordum. Nankör, ne çabuk unuttun o günleri. Şey de mi hatırlamıyorsun Asuman? Senin yüzünden okuldaki büyük çocuklardan dayak yiyordum. Şeyi hatırlıyorum bak, uçurken teyzenin camını kırmışım hani. Sonra gidip sen istenmiştin onu. O zaman da safmışım. Hayır, kıyamam sana. Ablacığım, ben bir daha seni üzecek bir şey yapmayacağım. Sana laf getirmeyeceğim, söz veriyorum. Biliyorum. Aman tamam be, aa. Ne bu duygusallık böyle? Ben çalışıyorum burada. Ben gideyim şu bahçedeki masalara bakayım. Onlar eğer yemeklerini bitirdiyse onlara şöyle bir çay falan servis edeyim değil mi? Koş, koş. Bebeğim benim. Nazlısan. Ne işin var senin burada? Hiç yakışıyor mu sana? Bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Seni görmeye gelemez miyim? Seninle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bir beş dakika baş başa görüşsek. Sana çok önemli bir şey göstermem gerekiyor. Bütünleşmiş detayları binaları daha da görünmez kılıyor. Böylece tesisin hem kullanıcılar hem ziyaretçiler tarafından daha çabuk kabul göreceğine inanıyoruz. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Pelin Hanım'dan sonra kim var? Pelin Hanım son teklifti Ferit Bey. Bana 5 şirket var demiştiniz. Evet, öyleydi ama bu sabah öğrendik ki 2 tanesi çekilmiş. Diğer ikisini de gördün zaten. Berbatlar. Siz ne dersiniz Cem Bey? Vallahi Ferit Bey, durum ortada. İlk sunulan proje çok eksik. Vaat ettikleri şeyi yapabileceklerine pek inanmıyorum açıkçası. Diğeri de kötü, kullanışsız. Mezuniyet projesi gibi. Haklısınız. Geçmişlerine bakınca bu şirketler beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef. Ama Pelin Hanım'ın projesi... Pelin Hanım'ın projesinin hiçbir özelliği yok. Ve bildiğimiz kadarıyla çok kısa sürede hazırlandı. Yani ben şahsen ilk sunulan projeye şans verme taraftarıyım. Düzeltme isteyelim, teminat isteyelim. Öyle düzeltmeyle teminat da olacak iş gibi gözükmüyor Demet. Yani şu an baktığımız zaman elimizdeki en iyi teklif Pelin Turan'ın projesi. O zaman elimizdekileri çeşitlendirelim. Tekliflerin sayısını az bulduğumuz için başvuru süresini uzattığımızı söyleyelim. Daha fazla başvuru alalım. Çocuk oyuncağı mı Demet bu? Bu ihalenin sonuçlanmasını bekleyen koca bir organizasyon var ya. Çok iyi değil mi? Şuna bakar mısın ya? Şu görüntünün kalitesine bakar mısın Nazlı lütfen? Yani çocuklara dedim ki nedir bu iş değil mi dedim. Yok abi dediler. 4K. Oğlum dedim olur mu ya? O 5M 1K. Yok yok abi öyle değil dediler görüntü olarak. Namuslu görüntüsü ya.
Ne zaman çekilmiş bu? Taze daha yeni. Yani bugün. Adamın adı Muzaffer. Ama korkma. Adam ölmedi. Yaşıyor yani. Benim iş yaptığım adamların bir tanıdığı olay bana intikal etti. Ben de gittim adamla konuştum. Durdurdum onu. Yoksa polise gidiyormuş herif. Asuman, neden yapsın ki böyle bir şeyi? Ben de anlamadım ki yani. Çözemedim. Sen üniversite okuyan, aklı başında bir insansın değil mi? Bu nedir ya? Ya şuna bir bakar mısın lütfen ya? İzlediğimiz şey bayağı silahlı, gasp. Benim avukatla görüştüm. Dedim ki bu nedir yani? Cezası minimum 5, maksimum 10-15 yıl yatarmış biliyor musun? Asuman için. Yine Asuman. Yine Asuman. Ya düşünsene ya. Bu kız içeri girse hayatı, her şeyi yarım kalacak. Boş ver, psikolojisi falan alt üst olacak. İnsanlar öğrense büyük rezillik. Neden gösteriyorsun bunu bana? Şimdi ben bu Muzaffer denen adamı tanıyorum. Merak etme, o bende. Polise gitmeyecek. İyilik yapmak istiyorum yani. Ne istiyorsun karşılığında? Karşılığında ne istiyorum? Yapamayacağım bir şey değil aslında. Yani kardeşinin hayatı mevzu bahis olduğunu düşünürsek... ...çok kolay yapacağım bir şey. İstediğim şey Nazlı. Kardeşinin hayatına karşılık. Ferit Aslan'dan en kısa sürede boşanacaksın. Bekleyebilir misiniz? Ferit Bey sizinle bir şey konuşacak. Tabii. Pelin, tebrikler. Proje senin. Gerçekten mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Pardon. Biraz fazla tepki gösterdim sanırım. Böyle zamanlarda profesyonelliği bir kenara bırakıp amatör heyecanım ön plana çıkıyor. Teşekkür edecek bir şey yok Pelin. Eşit şartlarda yarıştım ve kazandım. Tebrikler. Umarım güzel bir çalışma süreci olur. Öyle olacağından eminim. Haftaya bir yemek düzenleyelim. Sen ve ekibin bizim ekiple tanışsın. Bundan sonraki süreçte yoğun bir mesaimiz olacak. Şimdi. Ferit Aslan'la en kısa sürede boşanacaksın. Eğer ki boşanmazsan bu gördüğün görüntüler savcıya gidecek. Asuman'ın içeri girmesi an meselesi olacak. Düşünsene ya, kardeşim hapishanede. Asuman böyle bir şeyi kaldırabilir mi sence ha? Mümkün değil. Orada iyi insanlar yok Nazlı. Orada hayat iyi değil. Minimum 5 yıl. 5 yıl sonra çıktı diyelim masuma. Ne olacak? Ya hırsız, ya gaspçı, ya katil. Bunu söylemeye dilim varmıyor ama kötü yola bile düşebilir ki bu onun kararı. Şimdi Ferit Aslan'a gideceksin ve en kısa sürede ondan boşanmak istediğini söyleyeceksin. Ferit ondan boşanmak istediğime inanmaz. Nazlı, inandıracaksın. Çok güzel yemekler yapıyorsun. Yemekleri yaparken içine sevgini... Duygunu katmıyor musun? Yemekler öyle güzel olmuyor mu? Öyle güzel oluyor. Gideceksin Ferit Aslan'a. Sevgini, ruhunu koyup onu inandıracaksın. Ben senin bunu yapacağına eminim. Adım gibi. Sana bir gün süre. Bu görüntüleri sana mesaj olarak da yollayacağım. Onlara bakar düşünürsün. Eğer benim buraya geldiğimi Ferit Aslan'a söylersen... ...Asuman hapse girecek. Eğer... ...o şantaj videosunun bende olduğunu söylersen... ...o zaman da Asuman hapse girer. En kısa zamanda boşanacaksın.
Sana bir gün süre, düşün. Düşünürken de izlersin bol bol. O yardımcı olur sana. Tamam mı? Dikkat et kendine. Vay be. Babaanne yüzüğüyle evlenme teklifi ha. Bu sefer gerçek herhalde. Gerçek. Hem de nasıl? Hiç düşünemezdim senin bu kadar romantik biri olacağını ha. Aile yüzüğü falan. Bu yüzük kasadan ne demet için çıktı ne Pelin için. Nazlı farklı. Babaannem bu yüzüğü bana verirken bir soru sormuştu. Neden insanlar evlilik yüzüklerini sol ellerinin parmaklarına takarlar diye. Bilememiştim. Demişti ki insanlar eski çağlardan beri o parmaktan kalbe bir yol olduğuna inanırlarmış. Sen de bu yüzüğü kalpten bağlanacağın birine ver demiştin. Sen de sonunda kalpten bağlandığın birini buldun. Evet. Nasıl evlenme teklif edeceksin? Çünkü yalandan da olsa bir kere ettin. Şimdi daha yaratıcı olman gerekecek. Evde olacağız. Ya ortak daha yaratıcı olman lazım diyorum. Evde diyorsun. Ya bir organizasyon falan bir şey yapsaydık. O ev, o mutfak bizim için en özel yer Engin. Hem böylesi daha iyi. Hiç beklemediği anda sürpriz olacak. Leman teyzeyle Bulut ne olacak? Tepsi mi tutacak onlar? İşte orada sana çok iş düşüyor Engin. Birkaç saatliğine de olsa annemle Bulut'u oyalaman lazım. Sen onları dışarı çıkartamazsan benim Nazlı'yı çıkartmam gerekecek. Tamam, sen merak etme. O iş bende. Sen ne dedin de yapmadım ben bu zamana kadar? Hiç sınır yok değil mi yapabileceklerinin? Yapacağın kötülüklerin hiç sınır yok değil mi Asuman? Nasıl biri yapar bunu ya? Nasıl yaparsın bunu? Abla bak ben okul taksiyle... Bana gelseydin. Arkanı toplayan ben değil miyim? Ömrüm senin arkanı toplamakla geçmedi mi zaten? Başını yine belaya sokacağına, yine hayatını mahvedeceğine bana gelseydin. Ya Hakan bu görüntüleri nereden bulmuş? Niye getirdi? Yine ne istiyor benden ya? Senden ne isteyecek Asuma? Senden ne isteyecek? Benden istiyor. Benim Ferit'ten boşanmamı istiyor. Ne? Yoksa hapse gireceksin. Tamam, ben cezam neyse çekmeye hazırım. Ferit'e de gidip anlatırım her şeyi. Senin başına bela olma. Ne kadar fedakar bir kardeşsin Asuman. Gerçekten. Hapse girersin öyle mi? Annem babam ne olacak peki? Ne diyeceğim ben o insanlara, bana ne olacak? Ferit'le de konuşursun. Ferit ne yapar peki? Ortalık birbirine girer Asuman. Hakan da bunun karşılığında görüntüleri polise verir. Yine hapse girersin. Ya Asuman sen ne kadar zarar bir insansın ya. Gerçekten ben artık akıl sır erdiremiyorum sana biliyor musun? Herhalde akşamdan yatıyorsun diyorsun ki sabah acaba kimin başına çorap örsem diye düşünüyorsun. Sabah kadar da onu planlıyorsun galiba değil mi? Bu ne ya? Abla bak beni bir dinle. Kes sesini Asuman. Yakında yapış olmak için zor tutuyorum şu an kendimi, elinde kalırsın. Adamın adresini ver bana. Adresini ver Asuman bakalım. Belki Nazlı yine çözer. Adres ver bana. Açıkçası bu kadar kısa süre içerisinde sizinle görüşmeyi beklemiyordum Leman Hanım. Şaşırdım. Neden? Mutlu olmadın mı? Tam tersi. Çok sevindim beni aramanıza. Yani onca yıldan ve olup bitenden sonra sizinle yeniden dostluk kurabiliyoruz demek ki. Ben buna çok sevindim. Köprünün altından çok sular aktı. Yeni köprüler kuruldu. Senin de dediğin gibi bir tür dost kabul ediyorum seni. Teşekkür ederim. Aslında bundan sonra daha sık görüşebiliriz. Feritlerin marinası için benim mimari projem seçildi bugün. Aa öyle mi? Ne güzel. Yani Ferit'in inşa edeceği marinanın projesini sizin ofis mi hazırlıyor? Evet. Ama tabii proje hayata geçene kadar üzerinden geçilecek bir sürü detay var. Ben ofisi İstanbul'a taşıyacağım. Ferit'te uzun mesailerim olacak. Sizinle de Ferit ve Nazlı'yla da bundan sonra sık görüşmeyi umuyorum. Ferit ve Nazlı konusu açılmışken eski bir tanıdık, yeni bir dost olarak senin yardımına ihtiyacım var. Nasıl? Aslında seninle burada kahve içip sohbet etmeye gelmiştim ama madem ki konumuz Ferit ve Nazlı, senden bir şey rica edeceğim. Elbette. Yani yapabileceğim bir şeyse seve seve yardımcı olurum.
onların evliliğinde içime sinmeyen bir şey var. Gözün üstlerinde olsun. Yani böyle ufak tefek ayrıntılar görürsen lütfen benimle paylaş, olur mu? Anne olarak bunları bilmek benim en doğal hakkım. Sizi şüpheye düşüren bir şeyler mi var? Kayınvalidem Ferit'e bir yüzük vermişti. Evlendiği zaman eşine takması için. Bugün tesadüfen bankaya uğradığımda o yüzüğün hala banka kasasında olduğunu öğrendim. Nikahta Nazlı'ya takmamış mı o yüzüğü? Efendim Engin'ciğim. Tamam. Bulut'la mı? Olur, olur. Tamam, haberleşelim. Engin, Bulut da beni hep götürdüğü bir restoran vardı. Bu gece oraya davet ediyor. Gidecek misiniz? Evet. Engin Ferit'in çok yakın arkadaşı. Belki yüzük meselesinde bir şeyler öğrenebilir. Buyurun oturun. Ben sizin niye geldiğinizi biliyorum hanımlar. O kamerada izledikleriniz gerçek. Asuman evime geldi ve ateş etti. Durup dururken mi ateş etti kız? Allah bilir neler yaptın. Asuman'ı barda gördüm. Beğendim. Evime davet ettim. O da geldi. Arkadaşlık teklif ettim, kabul etmedi. Ne var ki bunda? Asuman gayet güzel bir kız. Yani hoşlanmış olamaz mıyım? Tam biraz ısrar etmiş olabilirim ama tekrar evime gelip de beni öldürmeye çalışmak da ne ya? Öldürmeye çalışsaydı eğer öldürürdü zaten yani. Belli ki korkutmaya çalışmış. Hem o görüntüler Hakan'ın eline nasıl geçti? Hakan'la yaptığımız işler vardı. O gün de toplantımız vardı. Ve ben gidemeyince çok sinirlenmiş. Evime geldi. Ben de o anki sinirle anlattım zaten her şeyi. Tam görüntüleri kaydettim. Polise gidiyordum ki Hakan durdurdu beni. Ve polise gitmekten vazgeçirdi, öyle mi? Dedim ya, beraber yaptığımız işler var. Bana güzel bir teklifte bulundum. Ama çok güzel bir teklif. Tamam ya, lanet olsun dedim. Kabul ettim. Hepsi bu kadar yani. Bakın hanımlar. Ben çok sıkıldım bu muhabbetten. Eğer biraz daha üzerime gelirseniz ararım polisi. Hakan'ın teklifini falan da unuturum. Şikayet ederim Asuma. Evime geldi. Bana ateş etti. Çantamdan tüm paralarımı aldı. Tabii bunun görüntüleri de var. Silahlı gasp. Adam yaralama. Nereden baksanız 10 yıla kadar yolu var. Tamam. Siz konuştuğumuz gibi hazırlanıp tam vaktinde orada olun yeter. Tamam, teşekkürler. Her şey yolunda, tamamdır. Levan teyzemle bizim mekana gidiyoruz. Bulut'u da alıyoruz. Ben buradan erken çıkar sana geçerim. Oyalanmadan alırım onları evden. Sağ ol ortak. Ben konuşurum hem annemle. Nazlı'dan bahsederim. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatırım. Annen sonuçta senin. İkna olacaktır elbet. Mutlu olmanı ister. Umarım. Her şey hazır mı? Sen annemle Bulut'u al yeter. Gerisi kolay. Dostum. Her şey gönlünüzce olsun. İkiniz de mutlu olmayı çok hak ediyorsunuz. Olacağız Engin. Teşekkürler. Görüntüler bunlar Selam Bey. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Maalesef 5-6 yıldan başlar. O da en az. İyi de bu videoda kötü niyet, kumpas, tahrik hepsi var. Evet ama her şey çok net bir şekilde görülüyor. Yani silah Asuman'ın elinde. İstese kaçıp polise gidebilecek durumda. Ama yapmamış. Kalmış ve adamı vurmuş. Üstelik gerçekten de adamın çantasını açarken de görülüyor. Sizin bu Muzaffer dediğiniz adam, sizin anlattığınız ifadelerle şikayette bulunursa eğer... Hiç umut yok mu peki? Yani ben Asuman Hanım'ın mümkün olduğunca az ceza alabilmesi için tabii ki elimden geleni yaparım. Ancak ortada çok net bir şekilde silahlı gasp ve adam yaralama gibi ağır suçlar var. Yani o nedenle size 5 seneden aşağısı için söz veremiyorum maalesef. Ayrıca adamın kumpasını ortaya çıkarmak için de tabii ki elimden geleni yaparım. Ancak kesin bir şey söylemek hakikaten çok zor.
Ya bu durumun gizli kalması bizim için çok önemli. Bu konuda size güvenebiliriz değil mi? Ben avukatım Fatoş Hanım. Hiç merak etmeyin. Kesinlikle aramızda kalacak. Bizim aramızda kalsa ne olur Fatoş? Zaten dediklerini yapmazsam Hakan her şeyi ortaya dökecek.